Bey, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz sizinle. Beklettik sizi biraz, çok özür dilerim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Uğur Bey, öncelikle biraz tabii CHP üzerine yorum yapar mısınız bilemiyorum. Birazdan size Sayın Özdağ'ın açıklamalarını da soracağım ama muhalefetin genel durumu açısından siz CHP'deki tartışmaları nasıl buluyorsunuz? Yani ben başka bir partiyi bir milletvekili olarak ve bir partinin mensubu olarak başka bir parti hakkında yorum yapmayı çok tercih etmiyorum. Peki. Şunu merak ediyoruz. Sayın Ümit Özdağ'ın özellikle seçim dönemindeki ittifakla ilgili bir gizli protokol iddiası oldu. Bu siyasete epeyce bir tartışma yarattı. 3 bakanlık ve MİT başkanlığı vaat ettiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun gizli protokolle açıkladı. Sayın Kılıçdaroğlu da protokolün varlığını kabul etti. Bunun üzerine sizin partinizden de tepki verenler oldu. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Tabii ben 4 yıldır sizinle daha önceki programlarımızda da, sayın konuklarla katıldığım programlarda da ittifakın ne olduğunu tarifle uğraştım 4 yıldır. Tabii bugün vatandaşımızın ittifakın ne olduğunu teknik olarak bilmesi zorunlu değil. Ama siyasetçiler, bu ülkeye ve bu millete hizmet etmeyi şiar edinmiş siyasetçiler, hukukçular, köşe yazarları, yorumcular ve gazetecilerin İttifakı yani seçim ittifakının ne olduğunu bilmesi zorunlu. Dolayısıyla ittifak seçim sattım halinde başlar, seçim bittiğinde biter. Şimdi bununla ilgili 2018 yılında hayatımıza girmiş olan ittifak tanımını sanki 50 yıldır, 60 yıldır hayatımızdaymış gibi herkesi sarıldığı bir tanım haline geldi. Oysa ki ittifak tamamen bir formül. Nasıl bir formül? Bugün A partisi ile B partisinin, birden fazla partinin artık oyları hazinelerinde tutarak bir milletvekili fazla çıkartabilmek için oluşturdukları bir yasal düzenleme. Bununla ilgili de Yüksek Seçim Kurulu'na bir protokol veriliyor. Şimdi seçim dışında partilerin ilişkisi ittifak olmaz. Eğer iktidarı paylaşıyorlarsa koalisyon olur. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin 2018'den 14 Mayıs'a kadar olan ilişkisi Cumhur Koalisyonu'dur. Bir de kendileri başka tanımlayabilir. 14 Mayıs'tan sonra şu an mecliste 301'i yani salt çoğunluğu elde etmeye dönük ilişkilerin adı da yine koalisyondur. Muhalefetteki partilerin ilişkisinin adı da nezakettir, centilmenliktir. Eğer bir ürün üzerinde mesela... Yani şöyle altı parti, diyebilir miyiz Sayın Poyraz? İttifak aslında seçim ittifakı, altılı masa veya millet ittifakı sona ermiştir demek mümkün mü? Sayın Par, bu benim dileğim, isteğim ya da kararımla alakalı bir durum değil. Seçim bittiği zaman bitiyor. Çünkü sizin... Yok, kamuoyunun bakın, bizim, anlaması için aslında tabii, bu netlikle soruyor. Bizim siyasetimizde ittifak diye bir kavram yok. Bizim siyasetimizdeki kavram seçim ittifakı. Biz kavramları kısaltarak ya da maksadından kopararak kullanmayı günlük dilimizde de zaman zaman siyasetimizde de alışkanlık haline getirdiğimiz için işte vatandaşın anlayacağı değil. Vatandaşın anlayacağı değil noktasında siyasetçilerin, gazetecilerin, yorumcuların çok daha özenli olması lazım. Yani kavramların altını boşalttığımızda vatandaşın anlayacağı bir dil olmuyor. Vatandaşın kafasını karıştıran bir durum ortaya çıkıyor. Yani 14 Mayıs günü itibariyle, yani seçim bitti, seçime ilişkin itirazlar yapıldı, itirazlar karara bağlandığı an itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yetkisi kalmamıştır. İttifak protokolü de Yüksek Seçim Kurulu'na verilir. Yani bunu 4 yıldır ifade etmeme rağmen 4 yıldır ifade ettim. Her çıktığım programda altılı masanın da bir ittifak olmadığını, altılı masanın bir koalisyon olmadığını, güçlenmiş parlamenter sistem odağında bir işbirliği olduğunu, seçim sattım haline girildiğinde altılı masanın bir bütün olarak ya da içerisindeki birkaç partinin ittifak kararı alabileceğini, bunu ancak seçim döneminde tartışılabileceğini de 4 yıldır ifade ettik. Peki bugünden baktığınızda sizce bu seçim ittifakı doğru bir ittifak mıydı? Çünkü Sayın Bilge Yılmaz'ın kendi adıma Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olmadığım için samimi olarak özür diliyorum dedi. Sizin de benzer bir düşünceniz var mı? Size göre bu ittifak doğru muydu? Şimdi bu partilerin yetkili kurulları tarafından alınan kararlar silsilesi. Dolayısıyla benim çıkıp bireysel bir özürde bulunmam öz eleştiri sınırı değildir. Dolayısıyla partilerin yetkili kurullarıyla bu konuşulur. Bunlar çoğunlukla ya da oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla kararlar alır.
Dolayısıyla burada ifade etmemiz gereken hususları partinin yetkili kurullarında ifade ederiz. O yüzden bununla ilişkin bu süreçten sonra buna ilişkin sonuçlarını hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Burada tekrar altını çiziyorum. Genel seçimdeki ittifak modeli, Cumhurbaşkanlığında ise ortak aday durumu var. Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir ittifak modeli yok, ortak aday var. Yani tıpkı yaklaşan yerel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde de bizim seçim hukukumuza göre seçim ittifakı yapılamıyor. Yani en fazla ortak aday belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi bile zaman zaman bazı siyasetçilerden, bazı yorumculardan yerel seçimleri de seçim ittifakı olarak tanımladıklarını duyuyorum. Bu da açıkçası üzücü bir durum. Çünkü yine kavramı esnetiyoruz. Kavramı esnettikçe sonuçları yanlış yere vardırıyoruz. Peki ortak aday gösterilir mi yerel seçimde İYİ Parti ve CHP tarafından? Çünkü her iki partide de yerel seçime biz kendimiz aday göstererek girelim eğilimi olduğuna dair kulisler yansıyor ama bir eğilim var mı İYİ Parti'de bu konuda? İYİ Parti 25 Ekim 2017'de kurulduğunda Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek, parlamenter sistemi revize ederek tekrar Türkiye'de bir yönetim biçimi haline getirmek, aynı zamanda iktidar olmak ve yerel seçimlerde de kendi adaylarıyla süreci yönetmek adına kurulmuş ve yola çıkmış bir parti. Dolayısıyla İYİ Parti kurulduğunda işte ittifak kurarız, şöyle yaparız, erken seçim olur, biz de ittifak kurarız. Bu planlarla hareket etmiş bir parti değil. Dolayısıyla bir siyasi partinin varlık sebebi, bu sadece iç hukukumuzda değil, uluslararası hukukta da politika öğretmek zorundadır ve iddia ortaya koymak zorundadır. Aksi takdirde sizin adınız bir organizasyon olur, dernektir, organizasyondur, platformdur. İYİ Parti kendi belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını, kendisine yapılan başvuruları değerlendirmek, bunların halkta karşılığı olup olmadığını tetkik etmek, bununla ilgili gerekli araştırmaları yapmak, daha sonrasında kendisine herhangi bir ortak adayla gitme teklifi geldiğinde de bunu da yetkili kurullarında değerlendirmek mecburiyetinde olan bir siyasi partidir. Dolayısıyla, yani bugünden ama önce, bir şey söyleyemeyiz gibi bir durum, hayır, bir yorum mu anlamadım? Aslında böyle mumlak bir cevap vermiyorum. Ben bir siyasi parti olarak adaylarımı belirlemek mecburiyetindeyim. Evet. Adaylarımın kimler olacağını, yeterliliklerini, o yörede, o ilde, o ilçede bu işi yapabilme kabiliyetinin olup olmadığını ölçmek, değerlendirmek mecburiyetindeyim bir siyasi parti olarak. Asli görevim bu. Ama günün sonunda böyle bir durum söz konusu olduğunda bir başka partiyle ya da birden fazla partiyle ortak adayı desteklenmesi gibi bir talep geldiği zaman bunu da partinin yetkili organları değerlendirir. Evet derler, hayır derler. Bunun üzerinden sizin karar... şahsi eğiliminiz nedir Uğur Bey? Yani bu seçimde İYİ Parti güçlü bir adayla tek başına İstanbul'da, Ankara'da kendi adaylarıyla mı çıkmalı yoksa bir ortak adayla mı? Sizin şahsi fikrinizi merak ediyorum doğrusu. Ben muhalif seçmenin ve bugün iktidara oy vermiş olan da seçmenim. Çünkü ben seçim sonuçlarını analiz ederken merkeze aldığım konu şu. Daha önce de bir yayında dile getirdim. Ben bir film yıldızı değilim, popstar değilim, manken değilim, saçım bile yok. Ama 15 yıldır aynı berbere gidiyorum. Yani berberimi değiştirmekte tereddüt ediyorum. Sanıyorum stüdyodaki konuklar da aynı durumu ya da berber bizi izleyenler de... Berber zor diyor Gürkan Hacı. Evet, tabii şimdi yani berberimizi değiştirirken zorlanan bir seçmen profiliyiz. Tercih eden profiliyiz. Dolayısıyla seçmen değişimi istiyor ancak değişimden korkarız. Değişim kolay değildir. O yüzden değiştireceğimiz alanda güven isteriz. Ben muhalefetin güven veremediğini bu seçimde, 14 Mayıs seçiminde muhalefetin güven veremediğini, yani benim bu süreç içerisinde yaptığım analiz muhalefetin güven veremedi. Muhalefetin güven neden güven veremediği, vatandaşın güvenden ne anladığını yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bakın, arada bir fark var. Önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Ben bugün Cumhur İttifakı seçmeni açısından ve milletin büyük bir çoğunluğu, neredeyse %50'si açısından mevcut iktidarla aralarındaki ilişki şu. Bugün sevdiğinizi yarın sevmeyebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama güven bir kere kırıldı mı bir daha o güveni tesis edemezsiniz. Ben iktidarla
seçmen arasında bir güven bunalımı olduğunu düşünüyorum. Ama işte tam bu sırada muhalefet, 14 Mayıs seçimlerinde muhalefet, bir alternatif olma özelliğini, daha güvenilir olma özelliğini tesis edemedi. Henüz yönetim erkinin muhalefete teslim edildiği bir alan olmadığı için muhalefete ilişkin husus güvenmemek değil, güvenememek. Yani o yüzden kelimelerimi çok özenli seçiyorum. Efendim biraz açar mısınız bunu? Kime güvenemiyorsunuz? Kime güvenemedi seçmen? Sayın Kılıçdaroğlu'na mı? Sayın Acır, burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerlendirmek, ayrı bir fazla değerlendirmek gerekiyor. Aynı zamanda partilerin almış olduğu oy oranlarıyla çıkarttığı milletvekilleri var. Burada siz de hatırlarsınız. Aslında tabii bugün ne kadar birçok sahada da zaman zaman bu soruyu sorduğumda aynı cevabı aldım. Mesela 14 Mayıs seçimlerine girdiğinde Millet İttifakı kaç partiden oluşuyordu Sayın Acır? 6 parti. Hayır, iki partiden oluşuyor. Evet. Yani orada bile kavramlar değişiyor. Yani diğer 4 parti Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girdiği için bir parti listesinden girmek ayrı bir kavram. İki partinin ittifak olarak konumlanması ayrı bir kavram. İşte bunların hepsi anayasa hukukunun ve seçim hukukunun ayrı dalları. O yüzden ben tüm programlarda çok itinalı cümleleri seçtim. Yani yanlış anlaşılmaya mal vermemek için. Dolayısıyla burada biz sürecin tamamında Sayın Genel Başkanımızın bir vurgusu vardı. Kazanabilecek aday. Evet. Kazanabilecek aday ne demekti? Sana göre, bana göre değil. Sayın Acete, Sayın Murat'a, Sayın Para, Sayın Hacıra ve Uğur Poyraz'a göre kazanabilecek aday diye bir kavram olmaz. Bağımsız, profesyonel, araştırma, kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yaptırılacak araştırmalar sonucunda o ve sürekliliği olan araştırmalar sonucunda çıkacak isimdir. Şimdi Sayın Genel Başkanımız kazanabilecek aday vurgusuyla aslında bir siyasi nezaket de ortaya koydu. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu, eğer bu kamuoyu anketlerinde isminiz çıkıyorsa birinci olarak, dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı sizsinizdir. Ama çıkmıyorsa isminizi getirmeyin. Aslında yani bu benim tercümem. Uğur olarak tercümem. Tekrar altını çiziyorum. Evet. Bu içinde büyük bir siyasi nezaket barındırıyor. Şimdi Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in 1,5 yıldır kazanabilecek aday vurgusu 1,5 yıl boyunca her türlü iftiraya, eleştiriye, hunharca maruz bırakıldı. Oysa ki kazanabilecek aday vurgusu çok net. Size göre ve bana göre değil. Ben şimdi İYİ Parti'de parti kurucusuyum. O dönemde İYİ Parti'de genel sekreterlik görevi ifa ediyorum. Genel idare kurulu üyesiyim. Bana göre, Uğur'a göre kazanabilecek adayın objektif değerlendirilebilmesi mümkün müdür? Ben siyasete bundan 5 yıl önce İYİ Parti ile yola çıktım. Meral Akşener'in liderliğini kabul ederek yola çıktım. Dolayısıyla benim bu konuda objektif olabilmem bir kere teknik olarak mümkün değil. Ama bununla ilgili bağımsız kamuoyu araştırmalarının amacı da bu. Partilerin yöneticileri de uyarılarımız dinlenmedi. Biz kazanacak aday derken Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını riskli görüyorduk. Bunu bir yıl boyunca dile getirdik ama CHP tarafı ya da Sayın Kılıçdaroğlu bunu görmek istemedi gibi bir sisteminiz var mı? Bugün hem seçmenle sohbet ederken, dertleşirken hem de siyaseti değerlendirirken. İkircikli bir siyasi tutumu doğru bulmam. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin genel başkanı. Kendisi belli ki Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda kendi yaptırdığı araştırmalar, kendi kadrolarıyla bir karar vermişler. Bu kararda direnmeleri gayet doğaldır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendi kadrolarıyla birlikte de bunun objektif bir değerlendirme olmadığı, dolayısıyla kamuoyu anketlerinde de bunun bu şekilde yansımadığına ilişkin duruş sergilemiş olması da İYİ Parti'nin siyasi ve Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi sorumluluğunun millete, partisine ve ülkesine olan siyasi sorumluluğunun sonucudur. Ve bunu da Sayın Meral Akşener ortaya koymuştur. Burada masadaki diğer 4 partinin bu konuyla ilgili objektif bir değerlendirme yapması da masada var olanların masada var olma sorumluluğudur. Yani diyorsunuz ki biz İYİ Parti olarak evet dememiştik. Diğer 4 parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürmüştü. Onların şimdi şapkayı önlerine alması lazım. Doğru mu anladım? Yani bu Meral Akşener haklıymış cümlesini 14'ünden sonraki kamuoyunda hakim olan
kendi cümlem olarak ifade etmiyorum. Kamuoyunda hakim olan Meral Akşener haklıymış cümlesini burada sorumluluğu sadece Meral Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu olarak tanımlamak doğru da değil. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyebilir. Bu konuyla ilgili de çalışmaları vardır. Meral Akşener de toplumun istekleri, anketlerin sonuçları, bağımlı ve taraflı anketler, bağımsız anketlerde dahil, sokağın sesi, milletin sesi, bütün bunlarla kendisi bir şart koydu. Bağımlı bağımsız anket mi var? Ne bağımlı bağımsız anketler Sayın Acım? Yani o yani biz biliyoruz da efendim. Yok sizden mu? Duymak ilginç geliyor. Yani bağımlı bağımsız anketler var. Yani burada Türkiye gerçeklerini önümüze koyarak konuştuğumuz zaman biz bize konuşuyoruz şurada. Bundan sonraki süreçte birbirimize karşı daha şeffaf olabiliyoruz. Yani artık Türk siyaseti şeffaflık istiyor. Biraz önce bahsettiğiniz protokol de onu oluşturuyor. Hatırlarsanız eskiden bir dizi vardı. Perşembe günleri saat 9'da gençlik dönemim o diziyi seyredip yürüyüş pozisyonumun da o diziye göre ayarlandığı bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla o dizide bir söz vardı. İki kişinin bildiği sır değildir. Kurtlar Vadisi. Burada da 75 milyonun Kurtlar bildiği sır galiba. Değildir. Yani şimdi peki, iki kişinin Uğur Beyciğim, bir kısa bir ara vermem gerekiyormuş. 3 dakikalık evet. Saat başına geldiğimiz için teknik olarak 3 dakika sonra devam ediyor. Sevgili izleyiciler çok sıcak bir yayın. Sayın Uğur Poyraz'ın açıklamaları çok önemli. Kendisine diğer konuklarımın yorumlarıyla beraber sorular sormaya devam edeceğiz. Birazdan buradayız. İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a genel seçimlerin sonuçlarına ilişkin ve yerel seçimde ittifakların geleceğine dair sorular yöneltmeye devam ediyoruz ki çok önemli bir noktada kalmıştık. Sayın Akşener bir yıl boyunca aday konusunda kazanacak aday vurgusu yapmıştı. Uğur Poyraz diyor ki Sayın Akşener bu uyarıları, bu açıklamaları yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak isteyebilir, hakkıdır. Fakat onun adaylığını destekleyen masadaki diğer 4 partinin de çıkıp bu konuda artık bir şey söylemesi gerekir. Evet. Gürkan Bey'in bu konuda bir sorusu olacak size, sonra diğer konuklarım da olacak. Başından itibaren Sayın Poyraz, başından itibaren masadaki 4 partiye itirazınız var. Bunu artık kamuoyunda herkes biliyor. Ben de aslında yaptığım yorumlarda geçen hafta da aynısını yaptım. Makul olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne İYİ Parti'nin baş başa verip bu ittifak oluşturması, daha sonra belki diğer partilerin katılmasını beklemesiydi. Bu doğal olandı, normal olandı. Çünkü oy oranları bunu gösteriyor. Yani iki büyük parti var. Diğer partileri test bile edemiyorduk. Yani ne kadar oy oranları var bilmiyorduk. Ama bir aritmetik toplamın içine düştünüz. Daha doğrusu o aritmetik toplamda her partinin oy oranına bakılmaksızın el kaldırması suretiyle bir aday belirleme süreci yaşandı. Bunlarda da itirazlarınızı yönelttiniz. Buralarda doğru. Benim merak ettiğim şey şu Sayın Poyraz. Yerel seçimler var. Burada partinizin sözcüsü Sayın Zorlu'nun, Kürşat Zorlu'nun söylediği biz kendi adaylarımızda girme yönünde bir eğilimimiz var şeklindeki ifadeler. Partinizin başka temsilcileri de söyledi. Belli ki İYİ Parti artık bu yerel seçimde ringe çıkacak. Ama ittifakında kapısını kapatmıyorsunuz. Anladığımız yerel bazlı, bazı lokal bazlı, yerel demeyelim lokal bazlı ittifakların kapısını açacaksınız. Efendim? Ortak aday. Ortak aday. Buralarda acaba şöyle bir denklem olacak mı? Bir, sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile mi bunu yürüteceksiniz? İki, bazı yerlerde çekilmek koşulu karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka illerde çekilmesini isteyeceksiniz şeklinde mi ilerleyecek efendim? Yani örneğin Ankara'da ben çekiliyorum, aday göstermiyorum. Benim de güçlü olduğum yer işte ne bileyim Mersin'dir, şuradır, buradır. Burayı da Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarmasın şeklinde mi ilerleyecek? Böyle bir ön çalışmanız var mı? Partiye ilişkin biraz önce de ifade ettim. Tekrarlama gereği duyuyorum sorunuzdan kaynaklı. Bir siyasi parti olarak İYİ Parti tüm illerde ve ilçelerde kendi adaylarıyla sürece dahil olma kararı var. Yani bir partinin siyasi parti özelliği bu zaten. Siyasi parti böyle olmalı. Yani bu İYİ Parti'nin bir şeye karşı verdiği refleksi değil. Siyasi partinin varoluş amacı bu. Dolayısıyla bu konuyla ilişkin henüz İYİ Parti'ye intikal etmiş bir ortak aday talebi yok. Şimdi ortak aday talebi olduğu zaman olduğu zaman velev ki oldu. Yani bütün bu cümleleri özellikle pekiştirerek söylüyorum. İYİ Parti bunu yetkili kurullarıyla konuşur. Yani bir siyasi partinin yapması gereken de budur. Bu yetkili kurullardan evet, hayır, evet çıkabilir, hayır çıkabilir. Yani şu ana kadarki
Sayın Meral Akşener'in bütün aldığı kararları partinin yetkili kurullarıyla görüştüğü gibi. Yetkili kurullardan karar oy birliğiyle çıkabilir, oy çokluğuyla çıkabilir. Onu bilemem. Yetkili kurullar bunun için vardır. Dolayısıyla şimdi bizim 14 Mayıs bitti, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye evet ne yapacağız 5 yıl. 28 Mayıs bitti, 29 Mayıs'ta evet ne yapacağız? Şimdi bu konuyla ilgili siyasi partilerin kendi öz eleştirilerini yapabilmesi için de bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla İyi Parti daha önce il ve ilçe kongrelerini tamamlamış, seçimlerin öne alınması sebebiyle Büyük Kongresini seçimlerden sonraya bırakma kararı almıştı. Bu da kamuoyuyla paylaşılmış bir durum. İyi Parti ve Meral Akşener'in bugüne kadarki temel siyasi istikameti şeffaflık üzerine. Ve bugün kamuoyunun şeffaf olmayan konulara ilişkin vermiş olduğu reaksiyonu da hepimiz üzülerek seyrediyoruz. Bizim İyi Parti olarak Türk siyasetinde temel aldığımız ve siyasetimiz üzerine inşa ettiğimiz temel husus şeffaf olmak. Kamuoyuna şeffaf olmak, herhangi bir süreçte ittifaktaki diğer unsurlara şeffaf olmak, işbirliği yapıyorsak işbirliğinde şeffaf olmak, şeffaf olmak. İYİ Parti'nin Türk siyasetine kazandırdığı konu bu. Şu ana kadar İYİ Parti ile ilgili sizler uzun dönemdir hem ekranlarda hem müstakil programlarınızda hem yorumcu olarak İYİ Parti'nin gizli kapaklı neyini duydunuz? Yani İYİ Parti çünkü artık 21. yüzyılda hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani biz bunu kendimize şiar edinerek bu partinin politikaları geliştiriliyor. Biz politika üretmeye çalışıyoruz. Yani bu sürecin tamamını tekrar altını çiziyorum Sayın Hacır. Böyle bir teklif gelmedi. Bunu Sayın Genel Başkanımız da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde böyle bir ifadede bulunmuştu. Böyle bir teklif gelmedi. Bir teklif geldiğinde de o teklif evet ya da hayır da bir değerlendirmedir Sayın Hacır. Peki yani efendim evet, çok özür dilerim. Evet çok özür dilerim. Yani. Sizden bir teklif bir şey söyleyeceğim. Sizden mi teklif gider mi diye hayır, bir soru sordu. Sizden teklif gidebilir. Onu da ekleyelim ama pazartesi günkü yayınımızda Ankara temsilcimiz Deniz Gürel bir kulis bilgisi paylaştı efendim. Sayın Akşener'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın baş başa görüşmelerinde bir liste verildiği iddiasını dile getirdi. Sizin de yakın tanıdığınız bir kimsedir. Ankara'nın başarılı gazetecilerindendir sevgili Deniz Gürel. Deniz Gürel dedi ki Ankaralı bazı belediye başkanları hangilerini isteyeceği, tercih edeceğine ilişkin bir liste verildi. Bu daha sonra da yalanlanmadı bildiğim kadarıyla. Böyle bir liste varsa eğer gerçekse o zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş burada telefonlarımızda açık zaten yayına da bağlanabilir. Evet. İyi Parti ile böyle bir ittifakı de facto olarak kurdu diyebilir miyiz efendim? Böyle bir görüşmenin ön adımı atıldı diyebilir miyiz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hali hazırda 14 Mayıs geçtiğimiz genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Sayın Mansur Yavaş'ın Sayın Genel Başkanımızı ziyareti olağan bir durum. Dolayısıyla bu olağan durumda Sayın Genel Başkanımızla Sayın Mansur Yavaş arasındaki konuşmada sadece bizim yerel yönetimler başkanımız sürece katılır. Dolayısıyla Sayın Gürel'in de ifade ettiği zaten kulis bilgisi. Dolayısıyla İyi Parti bu konuda bir açıklama yapana kadar bu zımni kabul anlamına gelmeyeceği gibi zımni red olup olmadığına ilişkin bir bilgim yok. Dolayısıyla bu konuya ilişkin partinin yetkili kurullarına ve bizlerin bilgisi dahilinde bir konu olmadığı için yani bu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgim olmadığı için şu an yapacağım her konuşma yoruma girer. Bu da benim kendimi ifade etmemde çizdiğim rota değil. Ferhat Murat sizden CHP'ye bir teklif, ittifak teklifi gider mi diye sordu efendim. Yani şu an için partimizin kendi adaylarını belirleme süreci ve başvuruları ya da bu konudaki eğilimleri ölçme, değerlendirme süreci olduğu için İYİ Parti'nin gündeminde şu an böyle bir durum söz konusu değil. Peki Mehmet Acet'in de Ankara'dan size bir sorusu olacak. Mehmet Bey böyle ekrandan buluşmaya gerek yok. Bugün bir kahve içelim, öyle oturup konuşalım. Ankara'da siz buluşursunuz, evet. Olur olur, tabii. Memnuniyetle ben sizi burada zannediyordum zaten. Şimdi şunu soracağım, iki şey soracağım Uğur Bey. Birincisi ben 2019'da siz niye ittifak yaptınız CHP ile onu merak ediyorum. Çünkü İyi Parti hiçbir şey kazanamadı. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya bunların hepsi CHP'ye gitti. İYİ Parti'de 81 ilde, 30'u büyük şehirde dahil olmak üzere bir tane bile
belediyesi yok şu anda. Benim belediyem 13-14 tane ilçe belediyesi var ki siz bunu herhalde tek başınıza katılsaydınız belki daha fazlasını da alırdınız. Yani o bir adil bir paylaşım mıydı? Niye katıldınız? İkincisi de biraz önce 14-27 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak güven oluşturulamamasından söz ettiniz. Orada acaba yani o Mart başındaki kriz, Sayın Akşener'in kumar masası deyip masadan kalkması, sonra geri dönmesi, artı orada karşılaştığı muamele, yani diğer parti genel başkanlarının biz bu şekilde anlaştık, canınız isterse kabul edin, istemezse etmeyin biçimde bir yaklaşım sergilemesi. Acaba bu sözüne ettiğiniz güven oluşturamama ya bir katkısı etkisi olmuş mudur? İki tane sorun var size. Teşekkür ederim. Yani tabii birinci sorunuzun cevabını partimiz adına vermeyi tercih ederim. İkinci sorunun cevabı ise benim subjektif kişisel analizim olarak sunmayı tercih ederim. En azından bunu da kayıt olarak düşünmeyi önemsiyorum. Şimdi 2019 yerel seçimlerine geldiğimizde yine bir ittifak yok. Ortak adaylar konusu söz konusu. Seçim hukuku ve anayasa gereği. Dolayısıyla 2018'deki seçim sonuçları sebebiyle muhalif seçmen çok büyük bir moral bozukluğundaydı. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bu konuyla ilgili bir sorumluluk aldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu konuyla ilgili ortak adaylarla gitme konusunu teklif eden Sayın Genel Başkanımız. Yaklaşık bir buçuk ay civarında, yani o dönem aktif görevde değildim ben. Genel İdare Kurulu üyesiydim. Ama sonraki aşamaların tamamına vakıf olma şansım olduğu için söylüyorum. Bir buçuk ay Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir geri dönüş olmadı. Sayın Genel Başkanımız da bunu daha önce katıldığı birçok alanda ifade etti. Bir buçuk ay sonra tekrar İyi Parti ortak adaylarla gitme konusunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatırlattığımda iki partinin oluşturduğu komisyonlarda bu konu tartışılmaya başlandı ve görüşmeler başladı. Sayın Genel Başkanımızın buradaki temel rotası muhalif seçmenin motivasyonunu yükseltmek gerekiyordu. Yani Meral Akşener 30 yıllık siyasi deneyimiyle Ankara, İstanbul gibi mevcut iktidarın birçok organizasyonuna finansman desteği de sağlayan belediyelere alındığı takdirde mevcut iktidarın bu konuya ilişkin, çünkü siyaset aynı zamanda bir rekabet işi, düşmanlık işi değil ama rekabet işi, dolayısıyla mevcut iktidarla muhalefet arasındaki, eşitler arasındaki ilişkide rekabeti eşitsiz hale getiren birçok unsurun kaynağı kesilecekti. Bunları sizlerin de bugünkü sohbette bu konuya ilişkin bu konuyu derinleştirme ayrı bir konudur. Lüzumsuz da bir tartışma alanı yaratır. Bunu tercih etmediğim için bu nezaketle devam ediyorum. Burada Sayın Genel Başkanımızın önceliği muhalif seçmeni kazanabileceğimize, bakın yine aynı, Meral Akşener yine aynı çizgide yürüyor, kazanılabileceğine inandırmak gerekiyordu. Ve nitekim 2019 yerel seçimlerinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok belediyeyle muhalif seçmenin kazanmaya ilişkin umudu oluştu. Yani aslında burada partimiz mi, muhalif seçmenin ve milletimizin bu anlamdaki seçmen motivasyonu mu diye tercih edildiğinde, bir siyasi parti genel başkanı o dönemki kurmay kadrosuyla birlikte almış olduğu kararlar, yani sizin biraz önce ifade ettiğiniz amiyane tabirle çırak çıkma tırnak içinde, Sayın Genel Başkanımız birkaç yerde bunu ifade ettiği için Sayın Genel Başkanımızdan alıntıyla söylüyorum, çırak çıkmayla merkeze alarak böyle bir sonuç oluştu. Ve nitekim bu İyi Parti'nin ve Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bu kararlı tutumunun sonucunda muhalif seçmen 2019 yılı itibariyle yerel seçimlerde Ankara, İstanbul başta olmak üzere tüm illerde, Antalya, Adana, Mersin ve diğer tüm illerde bu başarıyı sağlayarak muhalif seçmenle bir motivasyon oluştu. Bununla birlikte ne oldu? Aynı zamanda bugün iktidarın bir yönetim erki, yani yerel ya da genel, yereldeki yönetim erki değiştiğindeki bugüne kadarki o estirdiği öcü havasını vatandaş tecrübe ederek görme şansına kavuştu. Şimdi tabii elbette bugün iktidar yetkilileri belediyelerin çalışmalarına ilişkin eleştirileri olabilir. Bunlara ilişkin propagandalar olabilir. Onlar ayrı bir konu. Bunu değerlendirecek olan millet. Ama milletimiz daha önce yerel seçimlerde çok uzun süredir
iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aktif olduğu ya da etkin ve baskın olduğu bir alanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkartıp muhalefetin ve İyi Parti'nin de ortak aday vurgusuyla birlikte hareket ettiği bir alana geçirdi. Dolayısıyla bu birinci sorunuzun cevabı olduğunu düşünüyorum. Devamla Sayın Genel Başkanımızın 3-6 Mart arasındaki süreci de hemen kısaca ifade etmek istiyorum. Altılı Masa'nın... Masadan kalkma meselesi. Orada önemli olan konu şu Sayın Par. Altılı Masa'nın kuruluş hikayesini ben şimdi birkaç cümleyle sıraladığımda sizin de ben özellikle not almanızı istiyorum. Çünkü bunları Türkiye'deki devamlı yoğun gündemle unutuyoruz. İyi Parti Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı bir tez ortaya koyma kararı verdi. Bunu da biz iyileştirilmiş ve güçlenmiş parlamenter sistem tezi dedik. Bunu da Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla partimizin yetkili kurullarıyla birlikte hazırlandı. Ve 2021 yılı Nisan ayında Sayın Genel Başkanımız tarafından İyi Parti'nin iyileştirilmiş ve güçlenmiş parlamenter sistem tezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında grup salonundan kamuoyuyla paylaşıldı. Aradan geçen bir süre oldu. O sürede Sayın Kılıçdaroğlu bu İyi Parti'nin güçlenmiş parlamenter sistem tezinin Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin de benzer çalışmaları olduğunu ifade ederek bunun ortaklaştırılması teklifi geldi. Bununla ilgili 6 partinin, çünkü bu, bakın tekrar altını çiziyorum, bu bir ittifak değil, bu bir koalisyon değil. Bu bir tez üzerinde, İyi Parti'nin hazırlamış olduğu güçlenmiş parlamenter sistem tezi üzerinde ortaklaşmak, bununla ilgili işbirliği, o yüzden o dönemde ısrarla işbirliği vurgusunu kullandım. Bununla ilgili 6 partinin genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet kuruldu ve bu heyet bir çalışma yaparak güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metnini çıkarttı 28 Şubat 2022 tarihinde. Hatırlarsanız sizler de şu an stüdyodaki konuklarında sanırım Gürkan Bey şeydeydi, evet. Lansmandaydı. Evet. 28 Şubat. Yaşar Bey de uzun uzun eleştiriyordu parlamenter sisteme dönüşmeyi. Yaşar İhsanoğlu. Evet. 22 yılındaki bu mutabakat metni bir anayasa metni değildi. Bu kavramların metniydi. Dolayısıyla aslında bu kavramlar Sayın Hacı Salihoğlu'nun da katılacağı kavramlardı. Çünkü bu kavramlar tasarlanırken partizanca bir ruhla tasarlanmadı. Bu ülkenin bütün renklerinin, bu ülkedeki bütün siyasi görüşlerin temel ilkeler ve temel değerler üzerinden ortaklaşacağı kavramlar üzerinden tasarlandı. Bunun lansmandan 14 gün önce, pardon 16 gün önce, 12 Şubat tarihinde 6 genel başkan Çankaya'da, Ahlatlıbel'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde lansmana ilişkin bir yemek yediler. Bu yemek hem basını hem vatandaşı çok heyecanlandırdı ve bu yemek aslında lansmana ilişkin bir yemekti. Bu yemeğe Altılı Masa ismini medya ve vatandaşımız koydu. Yani masanın kendini böyle bir isimlendirme durumu olmadı. Hatırlatma açısından söylüyorum. Devamında hem medyada hem vatandaşta bu heyecan yaratan durum, parlamenter sistemle ilgili bir araya gelmiş, mütabakat metniyle ilgili bir araya gelmiş bu altı partinin bu kararlılığı, Türkiye'de sistemsel değişim kararlılığı vatandaşlara bir motivasyon oluşturdu ve bunun her ay bu yemeğin tekrarlanması gibi bir karar alındı. Hem medyanın hem vatandaşın bu konudaki heyecanıyla. Şimdi bu masanın bir özelliği var. Altı genel başkan belirlenen gün ve saatte belirlenen partinin, yani ev sahibi partinin genel merkezine gidiyor. Ve yemek bittikten sonra altı genel başkan hep beraber çıkıyor. Yani ikisi önden çıkıyor, dördü arkada kalıyor gibi değil. Yani burada masanın bir iç hukuku oluşmaya başladı. Masanın iç hukuku ne? 6 kişinin aynı anda orada olması, 6 kişinin aynı anda gelmesi, aynı anda ayrılması ve kararların da 6 kişinin onayıyla alınması. Bu masanın iç hukuku. Bu İyi Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Deva Gelecek, Saadet Demokrat Parti'den ayrı bir durum. Bu masanın oluşturduğu iç hukuku. Demokrasiyi, birbirine tahammülü, birbirine nezaketi benimseyen bir iç hukuk. Devamında 6 partinin bu oluşturduğu masanın bir takım çalışma komisyonları oluştu. Bu komisyonlar da aynı prensiple çalıştı. Örnek veriyorum, ben Anayasa Değişiklik Önerisi Komisyonu'nda görev yaptım.
biz herhangi bir genel başkan yardımcısı belirlediğimiz saatte o toplantıya geç kaldıysa o gelene kadar toplantıyı başlatmadık. Herhangi bir genel başkan yardımcısı, 6 partiden herhangi birinin genel başkan yardımcısı o toplantıdan erken çıkması gerekiyorsa o toplantıyı onsuz devam ettirmeyip sonlandırdık. Bu detayı neden anlatıyorsunuz Uğur anlatıyorum, Bey? Anlatıyorum. Çok önemli bir yere bağlayacağım için söylüyorum. Masanın bir iç hukuku var. Bu masanın iç hukuku Sayın Genel Başkanların oturduğu masada oluşup ona bağlı komisyonlarda da aynı şekilde devam ettiğinden bir iç hukuku. Örnek veriyorum. Anayasa değişiklik önerisinde Deva Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Saadet Partisi'nin bugüne kadarki siyasi hayatlarında, siyasi geçmişlerinde yaşadıkları bir travma ya da İyi Parti'nin kaygıları neyse böyle bir şey varsa, bu konuda uzlaşma sağlanamıyorsa ya birbirimizi ikna ediyoruz, ikna edemiyorsak bu konu gündemden kaldırılıyor. Şimdi geldik 2-6 Mart dönemine. 2-6 Mart döneminde Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere masadaki tüm liderler ceplerinde evet ve hayır oylarıyla gitme hakları var. Yani böyle bir bilgi var. Yani bu masanın temel dinamiği bu. Yani masada oturduğunuz zaman 5 genel başkanın onayladığı, 1 genel başkanın onaylamadığı bir durum, o genel başkan ikna edilemezse gündemden kalkar. Masanın iç hukuku... Ama adaylık konusunda öyle olmadı. İşte onu söylemeye konusunda çalışıyorum. Masanın iç hukuku bunu emrediyor Sayın Par. Bu İyi Parti'nin talebi istediği görüş değil. Tekrar... Kural bu. Kural bu. Masa kendini böyle Sayın kural. Sayın Ecet bir şey dedi, duyamadık. Tekrar niye döndü masaya? Tekrar şeyler. Neden döndü diye sordu. Kural bu. Kural ihlali yapıldıysa tekrar o kadar ağır laflardan Sayın sonra Akşener'in, niye döndü Meral Hanım? Sayın Meral Akşener'in kalkma sebebi Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Meral Akşener bunu, Sayın Genel Başkanımız bunu kamuoyuyla da paylaştığı için ifade ediyorum. Sayın Genel Başkan bu konuya ilişkin Sayın Mansur Bey ya da Ekrem Bey'in anketlerde önde çıktığını, bu seçimin kazanılması gereken bir seçim olduğunu, bu kadar zamandır kazanılması gereken, kazanabilecek aday vurgusunun İYİ Parti tarafından şiar edildiğini ifade ediyor. Ancak diğer genel başkanlar, yani Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey ile ilgili bu şerhini koyduğu zaman Kemal Bey opsiyonu normalde masanın iç hukuku gereği kalkar. Sayın Genel Başkan'ın Ekrem Bey veya Mansur Bey'e ilişkin önerisi Sayın Genel Başkanlar tarafından, herhangi bir genel başkan tarafından hayır dendiği zaman o opsiyon da kalkar. O zaman masada iç hukuku neyi gerektirir? Ya üçüncü bir adayda ya da çoklu adayda gitme konusunda 6 genel başkanın mutabık kalmasını. Masada iç hukuku bunu emrediyor. Bunu biz yaratmadık. Yani masa kendi bu şekilde konumladı. Orada o zaman biz 5'imiz ilan edelim. Cümlesi üzerine Sayın Genel Başkan bu süreçte 3 Mart'taki konuşma cereyan ediyor. Sayın Ecep 3 Mart'ta altılı masaya ilişkin Sayın Genel Başkanımız kumar masası demedi. Sayın Genel Başkanımız yaklaşık 1 yıl önce kendisinin Cumhur İttifakı'na, daha doğrusu saraya ve Cumhur İttifakı'na dahil olmasına ilişkin... Var ama o konuşmada var. Hayır, ben, kumar ifadesi var Sayın Ecep, içinde. Ben tamamlayayım. Parti Genel Sekreterliği görevini ifa ettiğim için bu hafızayı korumak ve muhafaza etmek zorundayım. Biz kumar masası olarak Cumhur İttifakı'nı, noter masası olarak da o altılı masayı Sayın Genel Başkan ifade etti. Genel Başkan bugüne kadar altılı masayı kumar masası olarak hiç tanımlamamıştır. Bunu daha önce çıktığı iki tane televizyon yayınında da noter, tasdik makamı ve noter masası. Değildir dedi. Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız peki diyor. Peki noter masasına niye döndü? Onayladı Kemal Bey'i. Kumar masasından kastı Sayın Genel Başkanım Cumhur İttifakı'nın bu süreçteki tutumudur. Dolayısıyla bizim iki yumruk arasında sıkışmayacağımızı ifade etti. Devamla Sayın Genel Başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı gelmesi olmaları konusunda masanın iç hukuku tekrar çalıştırıldı. Tekrar bu iç hukuk çalıştırıldıktan sonra Sayın Genel Başkanımız da seçim sattığı mahalline ve daha sonraki aşamalarda Mansur Bey ve Ekrem Bey'in de gelerek kendisiyle yapmış olduğu görüşmeleri ve buna ilişkin anekdotları kamuoyuyla paylaşarak bu konuyu partinin yetkili organlarına sordu. Peki, partinin Yeşil yetkili organlarına bir şey sormak isterse, sormak ister. Evet. Buyurun Yaşar Hocam. Şimdi Uğur Bey, tabii bu zeminin bir seçim işbirliği olduğunu, böyle detaylı bir ittifak niteliği taşımadığını altını çizdi. Bunu da zaten süreçte de hep gördük. Hep dedik ki ortak sentezlenmiş fikirleriniz nedir? Türkiye'nin çok önemli mücadele alanları var.
tezkerelerde biriniz evet dediniz, diğer parti hayır dedi. Bunlar son derece önemli. Bütün bunların önüne şu geçti. Biz asıl bu mevcut sisteme karşı alternatif olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemi benimsiyoruz. İlkeler zemininde bir aradayız ve öne çıkan da bu ifade ediliyordu. Şimdi buna ilişkin söyleyeceğim bir iki şey var ama çelişkiler anlamında. Şimdi tabii o süre içerisinde masa çok toplandı, bir araya çok gelindi. Yani adeta son o kriz anına kadar hiç adaylık konuşulmadığı gibi bir hava esmeye başladı bir süre sonra. Doğru. Ki biz hep bu tartışma programlarında aday kim olacak, aday hep şöyle telkinde bulunulduk. Rahat olun. Son anda karar aday vereceğiz. Hiç sorun değil. O en çok son kolay. İştir. En kolay iştir. 13. Cumhurbaşkanı olacak evet, demişler. Evet dendi. Ama asıl meselenin bu olduğu son toplantı ortaya çıktı. Şöyle bir açıklık, şeffaflık dediniz ya, yürüseydi eğer. Sayın Akşener aday olmayacağını beyan etti. Ben oradan şu yorumu hep yapıyorum. O gün de yaptım. Yani ben olmuyorum genel başkan olarak. Siz de olmayın da bir ortak aday belirleyelim. Burada da iki belediye başkanlığını zaten eğilimler ortaya koyuyordu Meral Hanım'ın. Önce biraz Ekrem Bey yönündeydi. Daha sonra Mansur Yavaş da girdi falan devreye. Bunlar peki yani masada konuşulsaydı başından itibaren buraya doğru bir gidiş var. Onun yerine kamuoyuna kazanacak aday vurgusunun sıklıkla yapılıyor olması, Kemal Bey'in de adaylık konusundaki ısrarını zaten görüyor iseniz bu yıpratıcı olmadı mı? Yani Kemal Bey'in kazanacağı da varsa aslında sürekli bu vurgunun yapılması ki süreç boyunca oldu bu. Belki değişecekti anketlerin seyri. Belki Kemal Bey kendini ispat edecekti. Belki belediye başkanlarının önüne de geçecekti. Sonuçta anketlerle aday belirleme diye bir prensibiniz olmadıysa başından beri bunu sürdürmek doğru olmaz mıydı? Birincisi bu. İkincisi, madem daha çok sistem üzerinden bir araya geldiniz, yani bugün de onun bence sıkıntısı yaşanıyor diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına niye bu kadar çok önem verdiniz? 7 tane miydi en son? Kaç oldu? 7. Adeta güçlendirilmiş, mevcut sistemi güçlendirici bir nitelikte Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Üstelik tekrar masaya döndükten sonra Meral Hanım'ın ortaya koyduğu model benimsendi. İki belediye başkanı olacak sağında solunda ve şimdi işte kazanacak tablo çıktı dedi. Fikirleriniz sentezlenirdi, emanet ederdiniz ortak adayınıza. O zaten güvendiğiniz bir adaysa o sizleri savunacaktı, anlatacaktı. Asıl sizin tahkim edeceğiniz yer güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan aktörler olarak parlamento olması daha doğru değil miydi? Evet, güven meselesi açısından bu da bir başka sıkıntı üretmedi yani mi? Yani 7 Cumhurbaşkanı evet. Yardımcısı olması da bu süreçte aslında muhalefete kaybettiren etkenlerden bir de, evet, biri miydi? Evet, şimdi kavramları haklı olarak hukukçu titizliğiyle Uğur Bey ayırt ediyor. Ben de aynı kanaati besliyorum. Çok önemlidir kuşkusuz. Ben de bir akademisyen duyarlı öyle yaklaşıyorum. Mesela Cumhurbaşkan yardımcılığı adaylığı dedi. Öyle bir şey yok. Adaylığı. Seçimle geldiği için öyle bir şey yok. Peki, İkincisi koalisyon dedi Cumhur İttifakı evet, için. Koalisyonu. O da koalisyon değil. Çünkü değil. Yürütmede hiçbir şekilde görev almayan bir MHP'nin pozisyonu koalisyonda var. Koalisyonda bir pazarlık olur. Tabii ki. Pazarlıktan da öte. Yani pozisyon alınır. Evet. Koalisyon birlikte aktif olarak fiziki olarak yürütülür. O da yok. O yani da çok sonuç itibariyle MHP'nin evet, durumu da aslında. Yorumlanabilir. Evet. O yorum ayrı. Ama evet. Yalnız sonuçta kavramları yerli yerine oturtacaksak. Ben kavramı özellikle kavramını orada bir düzeltme yapacağım. Bir evet. Ön koşulu yoktu. Tabii. Evet. Buyurun Uğur Bey. Koalisyon kavramında bakanlık verilir diye bir tanım yok. Koalisyon ne içinde eskiden? Parlamenter sistem döneminde. Neydi koalisyon? Güven oyu içindi. Sizin mecliste yeterli çoğunluğunuz yoksa güven oyu için yeterli çoğunluğu sağlayacağınız parti grubuyla gider görüşürdünüz. Bana güven oyu ver derdiniz. O partinin genel başkanı derdi ki kardeşim bana bakanlar vereyim. Şimdi bakın ortaya çıkan sonuç koalisyondur. Ama koalisyonda bakanlık verilecektir diye bir zorunluluk ve amir hüküm yoktur. Dolayısıyla bugün parlamentoda Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin salt çoğunluğu elde etmeye ilişkin yani 301'i elde etmeye ilişkin ilişkilerinin adı Türk siyasetinde koalisyondur. Dolayısıyla değildir çünkü bunu, bu parlamenter sistemin bir pratiğiydi. Onu buraya uyarladığınız zaman olmuyor işte. Kavram oturmuyor yerine. Bu yorum. Yorumlayabilirsiniz tabii. Yani yorum. Şimdi yorumda biraz önce Sayın Murat'ın da ifade ettiği gibi orada işte bakan alındı alınmadı. Bu koalisyonun şartı değildir.
Hayır, koalisyonun şartı mecliste bir ön koşul yoktu. Ön koşulsuz destek durumu söz konusuydu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Asıl yürütmede birlikte olma hedefiyle siz koalisyon peki yaptınız. Evet, tamam. Detayda boğulmayalım yine de. Buyurun. Şimdi bu detay değil aslında Sayın Par. Evet. Dolayısıyla burada yanlış tanımlamayı düzeltmem gerekiyordu. Sayın Hacı Salihoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı konusuna ilişkin bir düzeltme getirdiği için ben Hacı Salihoğlu'nun o şerhini önemsiyorum. Dolayısıyla orada benim ifadede bir hatam oldu. Evet, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diye bir kavram olmaz. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin. Dolayısıyla burada Sayın Genel Başkanımızın zaten önermesi seçimi kazanmaya ilişkin tutum. Sayın Kılıçdaroğlu'na ilişkin seçmen kaygısını Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu'yla ilişkin ortaya çıkan anket sonuçlarıyla bertaraf etmeye dönük bir tutum. Dolayısıyla buna ilişkin de Sayın Genel Başkanımızın bütün süreçte ortaya koyduğu tavır Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak lanse edilmesiydi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın partimizin iç dinamikleri gereği de Cumhurbaşkanı yardımcısı olma gibi bir talebi yoktu. Bunu da zaten kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak altılı masa biliyorsunuz kendi içinde karar alma mekanizmaları ve iç hukuku var. Bu konuya ilişkin diğer genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı, genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasıyla ilişkin bir tutumları olduğu için böyle bir yedili Cumhurbaşkanı yardımcısı konumu yanlış ortaya mıydı? Size göre yanlış mıydı? Tek kelimelik bir cevap istesem. Bir anayasa, yani akademik kariyerim anayasa hukuku olması açısından ben doğru bulmadım, ifade edebilirim. Peki. Çok teşekkürler. Geçmişten biraz bugüne gelelim mi? Ümit Özdağ'ın açıklamalarını sormadık. Yani çok kısa bir cevap veririm muhtemelen. Sayın Poyraz, yani buyurun, uzatabilir tabii. Ama şimdi anketler üzerinden konuşuyoruz. Kazanacak aday anketlere bakılarak belirlenebilirdi şeklinde bir yorumu oldu. Şimdi bağımlı araştırma şirketleri ve şeffaflık vurgunuz üzerinden yola çıkacak olursak, seçimden önce hem İyi Partili yetkililer hem de bazı kamuoyu araştırma şirketleri İyi Parti'nin oylarını %20'ler seviyesinde, %20'nin de hatta üzerinde gösteren bazı araştırma şirketleri vardı. Bu araştırma şirketlerinin ortaya koyduğu sonuçlar bugün itibariyle, seçim sonuçları itibariyle baktığımızda %50, yani yarı yarıya bir İyi Parti oy mu kaybetmiştir size göre, yoksa onlar da bağımlı şirketler olarak gerçek olmayan sonuçları mı ortaya koymuştur? Evet, önemli bir soru. Buyurun. Evet, Sayın Murat, ben bütün şirketleri zan altında koyacak bir cümle kurmaktan imtina ederim. Ben bu konuyla ilgili şirketlerin kendi öz eleştirilerini yapabilecekleri ve buna göre kendilerini tasarlayabilecekleri bir alanı tercih ederim. Dolayısıyla İyi Parti'nin bugün İyi Parti Genel Başkanı'nın aday olmadığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın aday olduğu bir alanda, yani altılı masadaki herhangi bir başka genel başkanın aday olduğu bir profilde, tabii şimdi S'ler sağlar üzerinden siyaset okuması çok acımasızca olur ve benim en azından kendi adıma söylüyorum, sizleri tenzih ediyorum, kendi çizdiğim ilkeler setimde S'ler sağlar üzerinden konuşma yapmayı doğru bulmuyorum kendi adıma. Dolayısıyla burada ifade edebileceğim konu şu, burada anket firmalarına ilişkin sahada da değişkenler var. Yani bir, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın aday olması, Cumhurbaşkanı adayı olması durumu seçmenin, muhalefetteki seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde konsilde olması ya da oyları oraya doğru vermesi ya da Cumhur Koalisyonu'na oy veren seçmenin bu konuyla tereddütün hasıl olarak Cumhur Koalisyonu'nda konsilde olması gibi sonuçları var. Dolayısıyla bu bahsedilen anket sonuçları Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasından önceki anket sonuçlarıydı Sayın Murat. İYİ Parti'ye ilişkin verdiğiniz örnekler. Dolayısıyla İYİ Parti'nin o dönemdeki müstakil durumu ve tutumuna ilişkin anket sonuçlarıydı. Dolayısıyla ben o firmaları bağımlı ya da bağımsız diye tasnif etme durumunda değilim. Ben biraz önce de konuşurken firmaları bağımlı bağımsız diye tasnif etmedim. Ben kendini iktidara yakın ya da muhalefete yakın görerek bu konuda objektivitesini yitirmiş firmalar olabilir. Ama ben şunu kastettim Sayın Poyraz. Yani
İYİ Partili siyasetçiler o araştırma sonuçlarını veri olarak kabul edip kamuoyunda bizim oyumuz şu kadar diye %20 diye araştırma sonucu açıkladılar. Şöyle diyor Sayın Boyraz, benim anladığım kadarıyla Kemal Bey'in aday olması bunu yarı yarıya indirdi mi? Evet. Evet. Yani sonra aslında şunu mu söylüyor? Sayın Boyraz şunu mu söylüyor? Düştü diye burada, olabilir. Yani Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olması parlamento seçimlerinde İYİ Parti'nin oyunu yarı yarıya indirdi masadan mi demek istiyorsunuz? Masadan kalkma vakası diye bir şey vardı ya, İYİ Parti'nin oylarını düşüren i̇şte belki ona. O mu sebep oldu? Asıl sebep olarak İYİ Parti'nin paylaştığı anket sonuçları Aralık, Ocak, Şubat aylarına ilişkin anket sonuçları. Sizin bundan sonraki süreçte İYİ Parti'nin masayla ilgili o iç hukuktaki deformasyon döneminde İYİ Parti'den ciddi bir istifa oldu. Yani 20 binin üzerinde, rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. O yüzden rakamda ısrar etmeyeceğim. Bir istifa dalgası oluştu. Bugün birçok televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımıza artık hakarete varan açıklamalar ve yorumlar yapan gazeteciler oldu. Yani biz bunları Türk siyasetinde üzülerek ve dehşetle takip ettik. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda İYİ Parti'nin bütün bu süreçlerde kendini ifade etmesi, iki tane sonuç vardı. Yani 3-6 Mart'tan sonra ya çıkıp 3-6 Mart arasındaki bütün gerekçeleri ve detayları anlatacaktınız. O zaman mensubiyet kararı vermiş olduğunuz yetkili kurullarınızla, altını çiziyorum, mensubiyete devam kararı vermiş olduğunuz ittifakta bir kriz yaratacaktınız. Ya da bu konuyla ilgili ortaya çıkabilecek bütün süreçte göğüsleme kararlılığı ve basireti gösterecektiniz. Meral Akşener ve İYİ Parti bu basireti gösterdi. Peki, biraz yani geçmişten dolayısıyla bugüne gelelim, evet, sıcak, evet, tartışmalara. Dolayısıyla İYİ Parti, evet, bu konuyla ilgili öz eleştirisini yaparken kendini en acımasız şekilde eleştirebilen, bunun tartışmasını yapabilen, rahmetli annemin bir sözü vardır. Nesi harika diye bakarız biz dünyaya. Ne? Nesi harika? Nesi biz buradan harika? Nesi harika? Biz neyi öğrendik? Ha. Dolayısıyla İYİ Parti olarak burada çok ciddi kararlar, çok ciddi analizler, çok ciddi dersler çıkardık. Çalışmalar. Dersler demeyelim. Yani bunları öngörebilecek basirete sahip bir parti İYİ Parti. Dolayısıyla 3-6 Mart arası ve diğer alanlarda da partinin yetkili kurulları A planı ya da B planı arasında, yani birkaç plan arasında sıkıştırılmış bir durumdaydı. Dolayısıyla bunlar içerisinden o günkü şartlarda en doğru olanı seçmeye çalıştı. Ve bunların sonuçlarını hep beraber göğüslüyoruz, göğüslemeye devam ediyoruz. Son olarak şu sıcak gündemi soralım. Yayının başında biraz konuştuk ama tam konuşmadık. Ümit Özdağ'ın açıklamaları, gizli protokol, Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir gizli protokol olduğunu, bu protokole göre 3 bakanlık ve MİT başkanlığının kendisine vaat edildiğini açıkladı Ümit Özdağ. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuyu, yani bir protokolün varlığını kabul etti detay vermeksizin. Siz şaşırdınız mı 3 bakanlık ve MİT başkanlığının Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Ümit Özdağ'a vaat edilmesine? Şimdi tabii o süreçte iki tane husus var. Şimdi birincisi, altılı masa diye tarif edilen güçlenmiş parlamenter sistemi merkeze alan o işbirliği sürecinde her toplantıdan sonra bir deklarasyon yayınlandı. Altılı masanın ortak politikalar metni var, anayasa değişiklik önerisi var, güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metni var, bir sürü yazılı belgesi var. Hem sosyal medyada, hem internette, hem de kamuoyuyla paylaşıldı. Öncelikle bizim vakıf olduğumuz tek konu Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Ümit Özdağ'ın görüşmesi sonrasında yayınlanan 7 maddelik bir açıklamaydı. O 7 maddelik açıklamaya ilişkin o dönemde sorduklarında da ben şöyle bir açıklama yapmıştım. Sayın Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'nin de imzacı olduğu, İYİ Parti'nin de ortaya koyduğu bugüne kadarki temel ilkelerle aynı çizgide olduğunu görüyoruz. Çünkü Sayın Özdağ'ın, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte deklare ettiği, kamuoyuna deklare ettiği 7 maddelik metinde bugüne kadarki ortaya konulan, yani altılı masanın ortaya koyduğu hiçbir ilkeye karşıtlık yok. Yani göçmen hepimizin ama problemi. Ama meğerse bir gizli protokol varmış. Bizim ondan bir bilgimiz yok. Yani partimizin yetkili organlarının bir bilgisi yok. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiği, onun bir bilgisi yok. Ve Sayın Genel Başkanımız bu sürecin tamamında yine şeffaflık ilkesi gereği şunu söyledi. Önce seçimleri kazanırız, daha sonra bakanlıklar konusunu konuşuruz. Kendinizi kandırılmış hissettiniz mi? Nasıl çok doğrudan olacaktı soracağım. Peki seçimi kazansaydınız
Evet. Burada Sayın Genel Başkanımızın da Sayın Acet çıktığı bütün programlarda İYİ Parti'nin alacağı oy oranıyla kendisini, temsilini merkeze alacak ve bakanlıkların taksiminde de İYİ Parti aldığı oy oranlarıyla bunları hak etme noktasında meşruiyetini yitirmeden, siyasi meşruiyetini ve kamuoyundaki meşruiyetini yitirmeden bir çizgi ve istikamet oluşturacağını Sayın Genel Başkanımız çok defa ifade etmişti. Seçim satma halinde de bunu katıldığı her alanda ifade etti. Peki İçişleri Bakanlığı, Ruşen Bey de bir şey söylemek İçişleri ister. Bakanlığı bu konuda konuşulmuş muydu? Yani en fazla oy alan partinin uhdesinde mi olacaktı veya işte Hayır, ikinci konuşmadım. Partiden mi? Çünkü Cumhuriyet AK Partisi kendi kontenjanından verecek gibi bir Uğur ifade kullanıyor. Ruşen Gültekin'e dönmeden daha doğrudan sorayım. MİT Başkanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Ümit Özdağ vaat edilmiş olmasını yanlış buluyor musunuz? Ya da doğru buluyor musunuz? Ben biraz önce de programın ilk bölümünde de ifade ettim. İki kişinin bildiği sır değildir. Yani 21. yüzyılda hiçbir şey sır kalmaz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu öngörebilecek siyasi deneyimi var. Dolayısıyla bu kendi aldığı ve uygulamaya koyduğu kararlar. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin halihazırda da genel başkanı. Dolayısıyla bu tutum kişiye olan güveni sarsar. Kılıçdaroğlu'na güveni sarsar. Sarsar. Bu durum güveni sarsar. Küçük bir yani şey bu de. Hüküm cümlesi olarak kurmuyorum. Bir durum tespiti olarak da özellikle altını çiziyorum. Güveni sarsar. Yani çünkü siz bir ikili ittifakınız var. Dört partinin milletvekili adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden. Aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistem teziyle ortaklaştığınız altı parti duruşunuz var. Ve bir takım ilkeler setleriniz var. Biraz önce söylediğim gibi yani daha önce masanın iç hukukunun zedelenmesi gibi 2-6 Mart arasında masanın iç hukukunun zedelenmesi gibi bu ikinci konu da kamuoyuna yansıyan bu konuda da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda güven sarsıcı nitelikte. Geleceğe dönük de güven sarsıcı niteliktedir evet. diye anlıyorum ben bunu. Peki Ruşen Gültekin, Gürkan Acı sonrasında da veda sormak. Edeceğiz. Hemen Mehmet Acet size de geliyorum ama Ruşen Bey epeydir konuşmadı, bir söz istedi. Tamam. Evet, Sayın Vekilim öncelikle hayırlı olsun diyorum. Yeni parlamentoda yani, siz de varsınız. Eskiden birbirimize üstadım derdik. Benim İki hukukçu. Benim kimliğimi önünde tutmayı önemsiyorum. Evet. Çok önemli bir görev milletvekilliği. Bunu çok kıymetli buluyorum. Bugün beni bu göreve layık gören tüm Antalyalı seçmenlerime de buradan şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum ama sizinle olan sohbetimde üstadım diye hitabınız benim için daha kıymetli. Memnun oldum ama soru milletvekilliğinizle ilgili olduğu için oradan girdim. Üstad diyerek tamam. devam ediyorum. Neden söylüyorum bunu? Biz yaklaşık 1,5 saattir önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a birkaç soru sorduk. CHP'nin içindeki çalkantıları Sayın Kılıçdaroğlu'nun gizli protokol yapmasından, işte gazetecilere verilen paraları bildiğinden veyahut bununla ilgili partide işte terörle iltisaklı olmayan birini bulsam genel başkanlığı veririm gibi aslında çok da güven vermeyen dediğimiz açıklamalarını da konuştuk. Şimdi İYİ Parti açısından sizi de konuştuk ama bir konunun altını çizmek istiyorum. Demin söylediğiniz cümleyi önemseyerek ve milletvekili olduğunuzu vurgulayarak. Bu ülke bu seçimlerden 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra yangın yerinden çıkmadı. Refah seviyesi artmadı. Emekliler 7500 lira alıyor. Asgari ücret 11 bin lira hala. Ama bu arada petrol 37 liraya çıktı. Bundan 2 ay önce 19 liraydı. 2 katına çıktı neredeyse. Büyük bir yangın yeri var. Peki Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisine bunu soramadan geçti ama İYİ Parti bu konuda tekrar güven verecek. Devletin âli menfaatleri açısından da halka güven vererek bu tür ekonomik sorunları çözüp bir yere vardıracak bir noktada politika üretebilecek mi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın 24 Temmuz konuşmasında belirttiği benim anladığım kısmıyla hasta adam haline gelen bu muhalefet karşısında 31 Mart 2024 yılında yapılacak seçimleri kaybetmeye aday mı diye sormak istiyorum. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Bu konuya ilişkin İYİ Parti sizlerin yakından takip ettiğinizi bildiğim için söylüyorum. Kurulduğu günden beri
Türkiye'nin öncelikle sıkıştırıldığı bir siyasi alan var. Yani bir hukukçu olarak da genç bir siyasetçi olarak da, yani siyasete geç atıldım ama siyaseti öğrenme ve idrak etmeyi kararlılıkla devam ettiren bir siyasetçi olarak da şunu ifade etmek isterim. Benim beklediğim, Türk siyasetinden beklediğim siyasi partilerin ortaya koyduğu politikalar olur değerli üstadım. Yani sağlık, eğitim, turizm, hayvancılık, tarım, sanayi, ekonomi. İYİ Parti yaklaşık 5 yıllık tarihçesinde birçok projeyi ve politikayı lansmanlar yaparak, bunu medyayla paylaşarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına, onun dışında medya ve alan uzmanlarını da davet ederek birçok lansmanla bugün eğitimden tutun, sağlığa, Atatürk Orman Çiftliği'nin tarıma katkısına kadar birçok projeye imza attı. Şimdi İYİ Parti bu anlamda projelerini ve politikalarını ortaya koyan, bu proje ve politikalarına da eleştiri yöneltilmeyen bir siyasi parti. Yani ben Sayın Acet'in, Sayın Murat'ın, Sayın Hacı Salihoğlu'nun İYİ Parti'nin 5 yıldır açıklamış olduğu, medyada da yer almış projelerine ilişkin bir eleştirilerini duymadım. Dolayısıyla bunlar bir siyasi partiyle iktidarı hedef almaya dönük değil, İYİ Parti'nin bu alanlarda ne tür politikalar ve projeler ortaya koyacağına ilişkin iddiası ve duruşuyla alakalı. Dolayısıyla ama geldiğimiz noktada Sayın Gültekin, Türk siyaseti, sen terör destekçisisin, hayır sen terör destekçisisin. İşte Akbank'a mı gidiyorsun Nizamettin'ciğim? Hayır, Akbank'a gidiyorum Nizamettin'ciğim. Kısır döngüsünün içine girmiş. Kısır döngüsünün içine girmiş. Kimin sesi daha fazla çıkar, kimin daha fazla medya gücü varsa ve vatandaşın evine girip vatandaşın bu anlamdaki görüşünü ya da bu anlamdaki hassasiyetlerini gıdıklayıp vatandaşın oy verme tercihlerini etkileyebilirse. Şimdi kardeşim, o zaman bu sizin formasyonunuzla falan alakalı bir şey olmuyor ki üstadım. Yani ben milletvekili adayı olarak benim bunca yıllık mesleki kariyerim, alan uzmanlığım ya da akademik uzmanlığım ya da Türkiye'ye ilişkin hayallerimin konuşulduğu değil, bir tane bir delinin attığı, bir kuyuya attığı taşla ilgili özür diliyorum. Bir delinin bir kuyuya attığı taşla alakalı müdafaa vermeye çalıştığım bir saha yaratıyorsunuz. Ya siyasi partiler politikalarıyla tartışır. İYİ Parti'nin ekonomi politikası bu. AK Parti'nin bu. Milliyetçi Hareket Partisi'ninki bu. Başka bir siyasi parti varsa o da gelir politikasını söyler. Ya Türkiye 5 yıldır aynı tartışmalar üzerinden gidiliyor ya. Ekonomi yok. Yani şu şeyi söylemeyeceğim Sayın Par. İşte vatandaş, işte ekonomi konuşuyor. Ondan bahsediyorum. Ama bunun sebebi orada iktidar mı yoksa muhalefet mi? Sayın Murat, yani ikimiz de siyasal iletişimci olduğunuz için söylüyorum. İkimiz de bunun sebebinin iktidar ve iktidarın medyayı kullanma kabiliyeti olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sosyal medyayı yani, da muhalefet çok iyi kullanıyor Sayın yönlendirme Murat, konusunda. Yani, o noktada daha ideal projeleri sosyal medya üzerinden yapsa veya muhalefete değerli, yakın medya üzerinden Sayın yapsa daha sağlıklı bir Sayın zemin Murat, oluşmaz mıydı? Sayın Murat, Türkiye'nin şimdi şu var, yani muhalefet iftiralarla, devlete iftiralar atarak uyuşturucu ticareti yapıyor iftirasına ve iddiasına varana kadar bu gündemleri ortaya koymak yerine Türkiye'nin makul bir zeminde, ekonomik alanda, hukuk alanında bizim projelerimiz bu veya biz aslında depremle alakalı böyle bir mücadele yapacağız. Sayın Murat, üzerinden ama Sayın Murat, altılı masadan toplamı uyuşturucuyla ilgili iddiayı İYİ Parti mi ortaya koydu? Cumhuriyet Halk Partisi yani ortaya koydu ve masada sizin ben beraber oturduğunuz veya ittifakta beraber yer aldığınız bir Murat, ben siyasi parti olduğu için söylüyorum. İYİ Parti milletvekili, o dönemde de İYİ Parti genel sekreteri görevindeydim. Biraz önce de programın başından da ifade ettim. Benim konuşmaya yetkili olduğum ve kendimi yetkili kabul ettiğim tek alan İYİ Parti. Ve İYİ Parti'nin politikalarına ilişkin. Mutlaka bir. Ama iki, o da size de yansıyor, sizin, size de etki ediyor. Bana yansıyan bir şey yok Sayın Hayır, ben. Partiye yani veya siz, içinde İYİ bulunduğunuz Parti, gruba. Sayın Murat, siz bir siyasal iletişimcisiniz. Bir siyasal iletişimci olarak bir partiyi müstakil değerlendirmeniz gerektiği. Ama seçmen öyle değerlendirmiyor. Ben seçmen ama gözüyle ben, değerlendirmeye çalışıyorum ve bu an, noktada siz de belki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın o tutumu Murat, yüzünden siz de Sayın aynı Murat, sepete konuldunuz. Sayın Murat, burada ben Ferhat Murat'la ilgileniyorum şu an. Dolayısıyla Ferhat Murat'la ilgilendiğim için ya ona şu an bu sorduğu soruya cevap veriyorum. Yani Ferhat Murat da kendi donanımıyla bana bu soruyu soruyor. Kendi background'ıyla bu soruyu soruyor. O yüzden ben ona cevap veriyorum. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz.
Bugün Türkiye'de siyasal iletişimin hala %96.2'si konvansiyonel televizyonla, geri kalan 3.8'i sosyal medyayla. Bunu birinci sırada Facebook, ikinci sırada YouTube, üçüncü sırada Instagram, TikTok, Twitter dediğiniz alan altıncı sırada. Peki diyeceksiniz ki... YouTube'dan izleyenlere selam, görüyorum sizleri. Ama sahayı da unutmayalım Sayın Poyraz. Bir saniye. Sahada birebir iletişim dediğimiz burada çok önemli. Söyleyebilir miyim? Tabii, hemen araya gideceğim zaten. Uğur Bey'e veda edeceğiz, toplamasını bekliyorum. Evet. Bitirmek istediğim için söylüyorum. Türkiye'de siyasal iletişimi, yani sizin alanınız olduğu için, ben de asbelkader bir süreçte bununla ilgilenmek, çünkü bunun bilimsel altyapısını öğrenmek zorundaydım. Dolayısıyla %96'sının konvansiyonel medya olduğu, yani televizyon olduğu bir alanda ve televizyon kanallarının bugünkü, yani patron televizyon ilişkilerinin olduğu bir alanda, o insanların Türkiye'de ticaret yapabilme kabiliyetlerinin en büyük satın almacı ve en büyük istihdam sağlayıcının devlet olduğu bir alanda, devleti yöneten 20 yıllık AK Parti'nin olduğu bir alanda bu denklemi beraber çözmemizde bir mahsur olmadığını düşünüyorum. Beraber irdeleyebiliriz. Orada hiç problem yok. Yani baktığınız zaman reytingde birinci olan bazı haber kanallarının isim vermeyelim ama nereyi desteklediğini de biliyoruz. Yani üç harfli İngiliz destekli bir kanalın kimi desteklediği seçim boyunca. O da malum. Yani bunların hepsini aynı Söz hakkı da olmasın. Demin az önce başka bir kanalla ilgili aynı uyarı yapmıştık. Evet. Uğur Bey, veda edeceğim size. Evet. Toparlamanızı rica edeyim. Evet, ben Sayın Gürtekin'in sorusunu tamamlamak istiyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'ye ilişkin hayallerin, Türkiye'ye ilişkin planların, Türkiye'ye ilişkin projelerin konuşulmadı. Montajla, iftirayla, zaman zaman mübalağıyla, zaman zaman siyasal iletişimde bir siyasetçinin siyasal iletişimindeki laubalilikle muhalefetin önünün kesildiği ve boğulduğu bir alandan geçtik. Seçim böyleydi Sayın Gültekin. Ama bu bizi yıldıracak mı? Yıldırmayacak. Çünkü 25 Ekim 2017'de Sayın Meral Akşener İYİ Parti'yi kurduğunda şunu çok net ifade etti. Bu yol kolay olmayacak dedi. Bedel ödemeye hazır mısınız dedi. Hepimiz bu yola böyle çıktık. Uğur Bey. Bedel ödemeye hazır bir şekilde çıktık. Dolayısıyla bu mücadeleden kimsenin vazgeçebileceği bir şey yok. Bu İYİ Parti'deki insanların ve İYİ Parti yönetiminin, İYİ Parti milletvekillerinin kişisel ikbal kaygılarını oluşturan bir yol değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu aziz milletin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmaya, onlarla birlikte çözümleri, sorunları tespit edip çözümleri beraber ortaya koyacağımız bir yolculuk. Peki, bizi buradan kimse geri koyamayacak. Çok teşekkür ederim. Hocam, araya gitmemiz lazım. O zaman Uğur Bey'e veda edeceğiz. Evet. Uğur Bey gidiyor öyle evet, mi? Kaçırıyoruz. Ha, bu arada Sayın Par, Sayın Par, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Dün de yetkililerden bilgi aldım. Şu an Kemer'de biliyorsunuz bir yangın var. Evet, doğru. Büyük oranda kontrol altına alındı ama zaman zaman havanın da çok kuru olması sebebiyle kontrolde zorluklar yaşanıyor. Başta Antalya Valiliği Kemer Kaymakamlığı olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kemer Belediye Başkanlığı ve diğer bütün civar ilçelerin belediye başkanlarına, oradaki bu mücadeleyi veren bütün Antalyalı gönüllülere ve oradaki yangınla mücadele ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Çok teşekkürler. Biz de geçmiş olsun diliyoruz evet, Antalya çok halkına. Ediyorum. Çok teşekkürler. İYİ Parti Antalya Milletvekili Sayın Uğur Poyraz konuğumuzdu.